son seanstasınız. Son seansta 3 ayrı konuya mercek tutacağız. Birinci bölümde Amerika'daki Donald Trump'ın hastaneden taburcu edilmesinden sonra ortaya çıkan durum, siyasi durum ve Amerikan verilerine yansımalarını konuşacağız. Biliyorsunuz 3 Kasım'da seçimler var. Seçimler öncesinde de 3 önemli tartışma var. Biri başkan adayları arasında, sonra başkan yardımcıları arasında, sonra yine başkan adayları arasında tartışmalar var. Bunları konuşacağız. Sonra emlak piyasasındaki hareketliliği Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos itibariyle olağanüstü bir satış temposu çıkmış durumda. Herkes, önüne gelen herkes artık arsa ve arazi yatırımı yapmaya başladı. Geçen yılın aynı dönemine göre bu dönemde %35'lik bir artış var hacim olarak. Bunu da Mert Başaran'la konuşacağız, emlak danışmanı. Sonra sosyal medya şirketlerinin Türkiye'deki varoluş mücadelesi ya da sosyal medya şirketlerinin Türkiye'deki serüvenini konuşacağız. Onu da Profesör Doktor Levent Eraslan'la konuşacağız. Şimdi rakamlara bakalım. Sonra dönüyoruz stüdyomuza. Borsa İstanbul'a başlayacağız. Borsa İstanbul Yüz Endeksi geliyor ekranlarımıza. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 1153'ten kapattı, eksi 0.60. 2 gün sürdü. Cuma ve pazartesi günü başlayan yükseliş trendi sona ermiş durumda. Bakalım yarın nasıl olacak, onu konuşacağız Seltem Hanım'la. BIST 50 Endeksi 1054'ten kapattı, o da 0.69 aşağıda. BIST 30 1286'dan kapattı, 0.90 aşağıda. Avrupa borsalarına bakacağız. Eurostoxx 3238'de. 0.15 yukarıda. Almanya DAX 12.908'de 0.61 yukarıda. Fransa Kakaran 0.29 kazançlı. İngiltere 0.03 aşağıda, çok yatay sayılabilecek bir kayıpla kapattı. İspanya IBEX'de 6.931 endekste ve %1.40'lık bir kazanç var. Asya borsalarına bakacağız. Çin kapalı biliyorsunuz. Japonya Nikkei 23.433'te 0.52 kazancı var. Hong Kong Hang Seng 0.90 yukarıda, Güney Kore Kospi 0.34 yukarıda, Hindistan Sensex 1.54 yukarıda. Geliyor Amerikan borsaları. Dow Jones 28.143'te 0.40 yukarıda şu an itibariyle, yukarı doğru gidiyor. S&P'de de aynı yön var, orada da 0.36, Nasdaq aşağı doğru yolculuğa başlamış durumda. Geliyoruz TL çaprazlara bakacağız. Dolar TL 7.78'de ateşi sönmedi. Dolar hala yukarı doğru Türk lirasının üzerinden hareket ediyor. Ve Türk lirasındaki bu değer kaybını biraz önce reel efektif döviz kurunda konuştuk. Ciddi bir değer kaybıyla karşı karşıyayız. Bugün itibariyle 0.31. Euro TL 9.17'de, orada 0.27'lik bir değer var. Pound TL 10 liranın üzerindeyiz. 0.01 ve pound bir miktar daha değerleniyor, değerlendi. Gün içinde de değerlenmeye devam etti. Şu anda negatif bir seyir izliyor. İsviçre frangı 8.51'de, 0.31, sepet kurda 8.48'de, orada da 0.29'luk bir değer var. Dolar endeksi 93.52'de 0.07'lik bir değer kazancı var. Euro dolar 1.17'de parite, 0.05 aşağıda. Pound dolar 1.29'da 0.34, dolar yen 105'te ve 0.09, İsviçre frangı da dolar karşısında 0.03'lük bir değer kaybıyla karşı karşıya. Geçiyoruz. Amerikan tahvillerine bakıyoruz. 2 yıllıklar 0.149'da, 10 yıllıklar 0.775'te, 30 yıllıklarda 1.590'da. MTA'ya bakacağız. Ons altın 1902 dolarda. Ons altın da cuma gününden başlayan yolculuğunu sonlandırdı bugün itibariyle. Dün de yüksekti bir miktar. Bugün tekrar yönünü aşağı doğru çevirdi. 0.62 aşağıda, güvenli liman olmaktan yavaş yavaş uzaklaşıyor. Brent petrol 42 dolar 62 sentte. 2.38'lik değer kaybı kazancı var. Ham petrol de 40.47'de, orada da 3.19'luk bir değer kazancı var. Geldik kripto paralar. Bitcoin 10.726'da, 0.26 aşağıda. Litecoin 47.33'te, 2.76. Ethereum'da da bir değer kaybı var, 0.94.
ve Ripple herhangi bir şekilde şu anda işlemde gözükmüyor. Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün bizimle birlikte. Seltem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Amerika ile başlayacağız sizinle. Amerika ile başlayacağız derken Amerika'da bir infografiğimiz var. Beyaz Saray'daki COVID salgını ile ilgili bir kök grafik çıkardık. O kök grafikte kimlerin şu an itibaren, grafiği tam ekran alabilirsek, kimlerin hasta olduğunu görüyoruz. Yaygın bir şey durumda. Ama buna rağmen Beyaz Saray'da bir panik olmadığını biliyoruz. Bunun yani seçimlere olan yansımasını soracağım. Şu an itibariyle Joe Biden 57 puanla, %57 ile önde. Kalan oyların önemli bir bölümü Donald Trump'ta %47. Bir miktarda kararsız oy var. Bu Amerika'daki yani 3 Kasım'a kadar olan süreci bize özetlemenizi istiyoruz. Donald Trump'ın şu an itibariyle seçimin geriden getirdiğini anlıyoruz. Daha doğrusu yani ipi göğüslemeye Joe Biden'ın daha yakın olduğunu biliyoruz ama önümüze yaklaşık 30 gün kadar zaman var, 29 gün kadar. Bu zaman diliminde her şeyin değişebileceğini düşünüyorum. Nasıl görünüyor Amerika'daki ekonomik parametreler? Evet Ali Bey, öncelikle şuradan başlamak lazım belki de. Donald Trump'ın COVID olduğunun anlaşılmasından sonra piyasalarda bir belirsizlik oluşmuştu. Daha sonra 3 gün içerisinde hastaneden çıkmış olması bu belirsizliğin bir miktar azalmasına sebep oldu. Ama tabii iki adayın arasındaki oy farkının henüz azalmasına sebep olmadı. Burada aslında şu açıdan bakmak lazım. Amerika'nın ekonomi politikalarını ya da dış politikalarını bu iki adaydan bir tanesinin seçilmesi nasıl etkileyecek? Bütçe politikaları açısından bakıldığında belki de Joe Biden'ın seçilmesi mali politikaların biraz daha genişlemeci olması açısından fayda sağlayabilir. En azından piyasaların beklentisi bu yönde. Öte taraftan tabii ki küresel ekonomiyi etkileyen diğer unsurların gündemden kalkmasını çok da fazla beklememek lazım. Yine Çin-Amerika arasındaki gerginliğin devam etmesi beklenmeli ve yine Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki ürün alım satımlarından yani ekstra gümrük tarifeleri aracılığıyla ticaret dengelerinin değiştirmeye çalışılmasının devam etmesi beklenmeli. Bu açıdan ben değerlendirdiğimde çok da fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyorum orta ve uzun vadeli politikalar açısından. Tabii ki dış politika açısından belki bir miktar daha Joe Biden'ın verdiği demeçlerden yola çıkarak değerlendirirsek bir miktar daha şahin olduğu söylenebilir. Ama sonuçta iki lider de liberal politikalardan yana ve küresel politikaları etkileyen büyük ekonomiler arasındaki Amerikan kaynaklı gerginliğin devam etmesi beklenebilir. Bu anlamda bu devam edecek gerginlikler 2020 öncesinde, COVID dönemi öncesinde belki hatırlarsınız, küresel ekonomideki büyümeye aşağı yönlü etki ediyordu. Dolayısıyla bu etkilerin devam etmesi beklenebilir. Şu anda bu gösterdiğiniz tablodan yola çıkarak başkanın COVID olmasının henüz oylara bir etkisinin olduğu tespitini ben göremedim. Basında ya da analistler tarafından böyle bir konuya değinilmedi. Dolayısıyla burada iki adaydan hangisi kazanırsa bunun ekonomi ve dış politikaya nasıl bir etkisi olur? Bunun değerlendirmesini yapmak lazım. Bu açıdan değerlendirdiğimizde ben büyük küresel gerginliklerin iki adaydan herhangi biri seçilse bile devam edeceğini değerlendiriyorum. Evet. Şimdi yarın iki başkan adayının yardımcı adaylarının tartışması olacak. İşte Mike Pence de Kamala Harris karşı karşıya gelecek. Orada bir miktar daha Joe Biden'ın güç toplayacağını düşünüyorum. Şu sebepten dolayı bir defa Kamala Harris'in işte bir kadın olması ve daha gerçek anlamda Amerikan kamuoyunu ilgilendiren konulara parmak bastığını ve daha böyle kadınca ve feminen davranışların seçmene de bir parça sıcak geldiğini biliyoruz.
Öteki ise tam bir kovboy Mike Pence. Yani orada bütün, yani dünyanın bütün sertlikleri öbür tarafta toplanmış durumda. O sebeple yarınki tartışmadan sonra bu nabzın biraz değişeceğini düşünüyorum. Joe Biden lehine bir miktar daha atak görüleceğini düşünüyorum ama son iki tartışmayı tabii bunun dışında tutmamak lazım. 15 ve 22 Ekim tarihlerinde iki başkan adayı iki ayrı platformda daha bir araya gelecekler. Orada eğer Donald Trump iyi bir performans çıkarırsa bir miktar toparlayabilir diye düşünüyorum ama yarınki tartışmanın galibinin ben Joe Biden olduğu kanaatindeyim. Bilmiyorum siz katılır mısınız? Bu geçen haftaki tartışmada da aslında Joe Biden'ın bir miktar önde olduğu ifade edilmişti çeşitli analistler tarafından. Burada tabii tartışmanın tonunu da unutmamak lazım. Çünkü iki lider birbirine biraz ağır kelimeler kullanmışlardı. Burada söz ettiğiniz karakterlerin nereden seçildiği de tabii ki de önemli ve hangi kitlelerin temsilcileri olduğu da önemli. Bir analizde yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir sonuca varılmıştı. Tekrardan kimi başkan görmek isterdiniz sorusuna birçok Amerikalı'nın verdiği yanıt aslında Barack Obama'nın eşiydi. Evet. Dolayısıyla belki de biraz daha geride kalan halk kitlelerini kapsayıcı ve özellikle dediğiniz gibi kadın oylara yönelik birinin bu programda yer alması dediğiniz gibi Biden tarafına bir olumlu katkı yapabilir diye değerlendiriyorum. Bu anlamda size katılıyorum. Evet, peki. Şimdi biraz Avrupa konuşacağız. Christine Lagarde'dan gelen mesajlar var. İki tane infografimiz olacak. O infografikler eşliğinde tam ekran göreceksiniz şimdi. Lagarde, V tipi toparlanma yerine çalkantılı toparlanma geliyor diyor. Bu arada rasyoların da giderek düzelebileceği kanaatinde. Biraz önce Tonguç'la da konuştuk ve şu yargıya vardık. S&P'nin yaptığı bir değerlendirme var. Hem Avrupa'da hem Amerika'da önümüzdeki 9 ay içinde temerrütlerin ikiye katlanacağı gibi bir projeksiyonu var S&P'nin. Fakat para eğer uygun zamanda enjekte edilebilirse sisteme, Avrupa'nın 750 milyar euro bir parası var bekleyen, o para enjekte edilebilirse, bu arada tabii Amerika seçim arifesinde olduğu için onların sisteme para enjekte etmesi biraz zor. Fakat her şekilde gerçekleştirebilirler seçimden sonrası için söylüyorum. Bu durumda bu temerrüt yüzdesinin bir miktar düşeceği kanaatindeyim. Ya da derin bir temerrüt krizi sizce şekillenir mi Avrupa'da öncelikle, sonra da Amerika için? Ali Bey, bizim üçüncü çeyrek barometremiz yeni yayınlandı ve burada üzerinde çalıştığımız modellerin biri de aslında küresel şirket iflasları üzerine. Bu modelin sonucu bize şunu veriyor. 2020 ve 2021 yılında ortalama şirket iflaslarında görülecek artış 2019'a nazaran %32 seviyesinde. Bunun tabii ki önemli bir kısmı Amerika'da ve Avrupa'da görülmesi bekleniyor. Bu anlamda aslında daha önceki konumuzun ifadesine de ben katılıyorum yaptığınız analize. Tabii ki küresel ekonominin daraldığı, bizim beklentimiz bu sene %13 civarında daralması ve küresel büyümenin de %4,8 civarında en azından biz bekliyoruz daralmasını. Ama önemli ölçüde daraldığı ve ciddi anlamda hiç beklenmeyen krizlerin yaşandığı, böyle bir virüsün gündeme geldiği bir dönemde tabii ki iflasların açıklanan parasal ve mali önlemlere rağmen yine de artması yönünde. Çünkü bir kere bu açıklanan paralar geçici, yani tabii ki de Amerika'da ve Avrupa'da dediğiniz gibi genişlemeci maliye politikalarının gündeme alınması, devreye alınması ve bunun önümüzdeki sene de en azından gündemde kalması, uygulamada kalması önemli. Fakat bu dönemde, pandemi döneminde şirket ciroları ciddi anlamda geriledi. Satışlar bazı sektörler için bıçak gibi kesildi. Dolayısıyla her ne kadar devlet desteği olsa da gerek direkt hane halkına, ki her ülkede bu böyle değil, özellikle Amerika'da bu böyle oldu. Evet. Ama birçok ülkede de direkt hane halkına yardım ne yazık ki yapılamadı. Dolayısıyla direkt hane halkına, yerel yönetimlere ya da şirketlere yapılan yardımlar, cirolar yükselmediği ve satışlar artmadığı sürece şirketlerin nakit akışlarını ciddi anlamda bozuyor. Dolayısıyla burada hem borç yönetimi hem de var olan borçların, daha önceden alınan borçların maliyetleri şirketlerin finansallarını, yani bilançolarını bozabiliyor.
Dolayısıyla 2019 yılının üretim seviyesine dönmediğimiz sürece bir miktar daha küresel ekonomide biz iflasların artmaya devam ettiğini görebiliriz. Nitekim bizim beklentimiz 2020 yılında Amerika ekonomisinin %4,8 daralacağı, Avrupa yani Euro bölgesinin de %8,8 daralacağı yönünde. Bu demek oluyor ki 2021'de ise sırasıyla Amerika'da %3, Euro bölgesinde de %5,6'lık bir büyüme bekliyoruz. Fakat bu bize şunu gösteriyor. Her ne kadar bu beklentiler dahilinde gelecek sene bu ülkeler ve bu bölgeler büyüse bile 2019'a nazaran örneğin Euro bölgesinin büyümesi yaklaşık 3,5 puan, Amerika'nın büyümesi yaklaşık 2 puan aşağıda kalmış olacak. Bu da şunu gösteriyor aslında. 2019'un üretim seviyesine dönebilmek için neredeyse yaklaşık 3 seneye ihtiyacımız var. Aslında IMF başkanının da söylediği biraz bununla paralel bir açıklama. Yani evet, bir toparlanma oldu Mayıs ayında. Covid sonrası önlemlerin kalkmasıyla birlikte, ekonomilerin açılmasıyla birlikte. Fakat bu toparlanma yavaş yavaş ivmesini kaybediyor. Bu da aslında beklenebilir. Çünkü zaten ertelenmiş talep bu dönemde karşılandı. Şimdi yavaş yavaş vakaların tekrar artmaya başladığını tespit ediyoruz. Avrupa'da özellikle. Ve örneğin İngiltere'de tekrar bir genel karantina ya dönülmeli mi diye bir değerlendirme yapılıyor. Öte yandan İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da 10 kişiden fazla toplanmalar yasaklanıyor, engelleniyor ki virüsün en azından salgına dönüşmesinin tekrardan önü alınsın. Ama tüm bunlar tabii ki başta hizmet sektörü olmak üzere ekonomileri olumsuz etkileyebiliyor. Zaten en son açıklanan hizmet PMI'larda da biz bunu tespit ettik. Euro bölgesinde Ağustos ayında 50,5 olan hizmet sektörü PMI verisi Eylül ayında 50 eşiğinin altına indi, 48'e indi. Evet. Bu şu anlamda önemli, hem bu bölge için hem bizim için. Avrupa'da hizmet sektörü hem istihdamın hem de büyümenin yaklaşık %70'ini oluşturuyor. Dolayısıyla tabii ki bir Almanya ekonomisi krizden belki diğer ekonomilere göre daha hızlı çıktı. Çünkü imalat sektörü çok kuvvetli. Doğru. Ama bölgenin geri kalanı için aynı dinamik söz konusu değil. Dolayısıyla eğer hizmetler sektöründe bir ivme kaybı olursa bu ülkelerin büyüme dinamiklerini de olumsuz etkileyebilir. Ve hem bunun biz olumsuz etkilerini iflaslarda görebiliriz, hem de tabii ki kendi ülkemiz açısından değerlendirirsek bu ülkelere yaptığımız ihracat hızının gerilemesinde bunu görebiliriz. Bu da tabii ki olumsuz bir gelişme olacaktır bizim açımızdan da, söz konusu bölgelerdeki şirketler açısından da. Evet. Yani turizm odaklı ülkeler, İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkeler bu dönemde büyük kayıplar yaşıyorlar. Çünkü hizmet sektörü aşağı doğru geliyor. Ama buna mukabil Almanya ağırlıklı olarak imalat sektörüne dayalı bir ekonomi modeli geliştirdiği için, hizmet sektörünün de içinde olduğu, Almanya bundan çok daha az etkileniyor. Almanya çok dengeli bir porsiyon yönetiyor bence Avrupa'da. Fransa'nın da buna çok yakın olduğunu biliyoruz ama diğer ekonomiler için bu çok geçerli değil. Ama kuzey ülkelerinin tamamı Almanya modeline çok benziyorlar. Onu bu arada dipnot olarak söylemek lazım. Şimdi ekrana bazı dış ticaret verilerimiz gelecek. Yani dış ticaret partnerlerimiz Amerika, İngiltere ve Almanya'da Almanya'ya yaptığımız ihracat ve ithalat rakamlarını gösteren, onların eşliğinde reel efektif döviz kurumuzu konuşacağız. Reel efektif döviz kuru tarihi dip seviyelerde 62,21. Yani baz yılı 2003, 2003'ten bu yana en dip seviyeyi görmüşüz şu durumda. Bu Türk lirasının artık hiç rekabet edemez hale gelmesine yol açabilir. Yani çok yukarıda olması, yüzün üzerinde şekillenmesi zaten ayrı bir facia. Ama aşağı doğru çok fazla gitmiş olması da apayrı bir sakıncayı beraberinde getiriyor. Biraz önce Tonguç'la konuştuk, o 75'te karar kıldı. Bilmiyorum sizin optimum reel efektif döviz kuru yaklaşımınız neresidir, hangi sınırlardır ve neden? Ali Bey, burada belki bu meseleyi biraz rekabetçilik açısından değerlendirmek lazım. Hep söylenen bir sav vardır. Yerli para biriminin değer kaybetmesi ihracatı daha rekabetçi hale getirir ve ihracatın artmasına sebep olur diye. Evet. Bu bazı dönemlerde geçerli olabilir ama içinden geçtiğimiz dönemde ne yazık ki çok da fazla geçerli olmuyor. Çünkü sene başından beri, yani son iki ayda sepet kurbasında TL'deki değer kaybı %10'a yaklaştı.
sene başından beri dolar karşısındaki değer kaybı yaklaşık %25'lerde. Şimdi bunun normalde bizim ihracatımıza katkı vermesi beklenir. Ama biz burada biraz şunu tespit ediyoruz. Sattığımız malları daha ucuza satıyoruz. Evet. Ve ithalatımızı daha pahalıya yapıyoruz. Bu anlamda tabii ki ihracatımızın örneğin Eylül ayında artmış olması çok olumlu bir gelişme. Ve aylık bazda Mayıs ayından beri artmaya da devam ediyor ihracatımız. Bu da çok olumlu bir gelişme. Ama sene başından bu yana baktığımızda diğer ülkelerde de olduğu gibi yani örneğin Ocak-Ağustos döneminde baktığımızda bizim ihracatımızda yaklaşık %13'lük bir düşüş oldu. Ama ithalatımızdaki düşüş %2 seviyesinde. Bu tabii ki içinden geçtiğimiz dönemin kendi özellikleriyle de bağlantılı bir durum. Ama geçmişe de baktığımızda kurdaki değer kaybının bizim sattığımız ürünlere çok da fazla rekabetçi bir katkı yaptığını ne yazık ki tespit edemedik. Bu anlamda dış ticaret açığı vermiş olmamız biraz bizim yaptığımız ihracatın ülkemizin aslında yurt dışına döviz transferi yapmasıyla sonuçlandığını görüyoruz. Çünkü yaptığımız ihracattan fazla ithalat yapıyoruz. Evet. Diğer ülkelere baktığımızda, ülke bazında baktığımızda ve sektör bazında baktığımızda özellikle sektörlerin şöyle Türkiye'nin genelde başat ve ihracatçı sektörlerinin yine başat ihracatçı sektörler olmaya devam ettiğini görüyoruz. Burada çok fazla bir değişiklik yok. Yani otomotiv, tekstil, giyim, metaller gibi sektörlerde aylık bazdaki artışlar devam ediyor. Ama ben şunu tespit ettim aylık verilere baktığımda. Özellikle otomotiv, tekstil, giyim ve yaş sebze meyve gibi sektörlerde Ağustos ayındaki aylık artışlardan çok daha fazla bir artış yakalamışız Eylül ayında. Bu en azından ülkeye döviz girdisi sağlamak açısından bence çok değerli. Turizm gelirlerinden yoksun olduğumuz bu dönemde. Artı tabii ki ihracat yapan firmaların bilançolarının da bir miktar rahatlaması için bence çok önemli. Dolayısıyla bu şekilde eğer devam edebilirsek, Avrupa pazarı özellikle kapanmazsa bizim açımızdan bu ihracat dinamiğinin devam etmesini bekleyebiliriz. Bu dönemde Orta Doğu ülkelerine yaptığımız ihracatta biraz gerileme olduğunu görüyoruz. Bu da tabii ki o bölgenin kendi yapısıyla bağlantılı. Çünkü biliyorsunuz bu ülkeler her ne kadar ekonomilerini çeşitlendirme yolunda bir takım adımlar atsalar da hala ekonomileri büyük ölçüde petrol ve türevi ürünlerin gelirlerine bağlı. Dolayısıyla petrol fiyatlarında bir düşüş olduğunda bu bölgede de bir daralma oluyor. Bunun dışında farklı bir takım gelişmeler de oldu. Biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine bir takım uyguladığı boykotlar söz konusu. Ama tabii bu Türkiye açısından çok belirleyici değil. Çünkü zaten Suudi Arabistan'a yaptığımız ihracat toplam ihracatımızın içinde %3'ün altında bir yer kaplıyor. Dolayısıyla çok belirleyici değil. Ama bölge olarak baktığımızda tabii ki Orta Doğu ve Afrika bölgesi bizim ihracatçımız açısından önemli bir bölgeydi. Ama içinden geçtiğimiz koşullarda Avrupa ülkelerindeki büyüme büyük ihtimalle senenin geri kalanında ve gelecek sene bizim ihracatçılarımız açısından büyümeyi esas destekleyen, yani satışlarının büyük kısmını tetikleyen, cirolarının büyük kısmını oluşturan ihracatçı firmalarımız için konuşuyorum, bölgelerin başında gelecek. Dolayısıyla buradaki büyümenin önemli olacağını değerlendiriyorum. Evet. Bir not vereceğim. Ondan sonra petrol konuşacağız. Şimdi bu kur, yani bu yüksek kur, bu yüksek parite, yani hem dolar hem euro karşısında giderek değersizleşen bir Türk lirasından bahsediyoruz. Reel efektif döviz kurundaki durum zaten ortada. 62.21 tarihi dip seviyelerde. Buna rağmen Türkiye'nin geçen ayki ihracatı 16 milyar dolar, ithalatı 20.4 milyar dolar. Yani 4,5 milyar dolar dış ticaret açığımız var. Bu pahalı kura rağmen ithalat yapılabiliyorsa yapısal çok ciddi bir problemimiz var demektir. Bunun üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum şahsen. Tabii buradan sadece önermede bulunacağım. Şimdi petrolle ilgili arkadaşlarımız hem Brent hem NYMEX'i verecekler bugün. Bir de geriye doğru verebilirlerse 3 yıllık, 5 yıllık oradan daha iyi takip etme imkanımız olacak. Bugün itibariyle petrol yukarı doğru gidiyor. Petrolün yukarı doğru gitmesinin iki sebebi var. Bir tanesi Meksika Körfezi'nde bir tropik fırtına var ve bütün şeyleri ortadan kaldırmış durumda. Yani platformlar çalışamaz durumda. O yüzden arz sorunu var. Arz azaldığı için petrol fiyatları yukarı doğru gidiyor. Bir de Norveç'te petrol işçilerinin grevi var.
O da işte dünyanın en büyük petrol üreticilerinden bir tanesi. Orada da aynı durum söz konusu. Orada da bir arz sıkıntısı var. Bir üçüncü arz sıkıntısı yarın gelecek olan veriye bağlı. Yarın Amerikan petrol stokları verisi geliyor. Eğer yarınki petrol stokları beklentinin üzerinde gelirse, trendin yukarı doğru gitmemesi için hiçbir sebep yok. Ama çok az gelirse, yani bir petrol sıkıntısına işaret ederse, o zaman bir dengeleme olabilir mi size göre? Yani Meksika'daki fırtınanın bitmediğini, Norveç'teki işçi grevinin bitmediğini ama stokun nasıl gelip neyi belirleyeceğini size bırakıyorum. Yani yüksek gelirse ne olur, çok düşük gelirse ne olur? Evet, bu saydığınız faktörler arz üzerinde değişiklik yaratsa da Ali Bey aslında çok kısa süreli etkiler bırakıyor. Burada biraz daha orta ve uzun vadeli dinamiklere bakmak belki de petrol fiyatlarının en azından yönünü tayin edebilmek için daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Biliyorsunuz bu COVID'le birlikte zaten COVID öncesinde de petrol fiyatları Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki gerginlik nedeniyle önemli ölçüde gerilemişti. Onun da öncesinde Amerika, Çin, Amerika, Avrupa Birliği gibi bölgelerin arasındaki ticaret gerginlikleri nedeniyle küresel büyüme baskı altında kaldığından dolayı bir miktar aşağı yönlü gidiş söz konusuydu. Bu gidişat COVID ile birlikte daha da derinleşti. Öncelikle şuradan başlamak lazım. Petrol ürünlerinin temel alıcısı, yani en önemli müşterisi havacılık sektörü. Evet. Dolayısıyla havacılık sektörü düzelmediği sürece petrol fiyatlarında kalıcı bir toparlanma görülme ihtimali oldukça düşük. Öte yandan küresel, demin değindiğimiz gibi küresel ticarette ve küresel büyümede hala 2020 yılında bir daralma bekleniyor. Bu daralma söz konusu iken, hala gündemdeyken bir önceki senenin talep seviyesine ulaşma ihtimali petrol piyasasında oldukça düşük. Bu iki unsur ortadan kalkmadan petrol fiyatlarında ciddi bir toparlanma görmemiz bence biraz güç. Öte taraftan Mayıs ayında hatırlarsınız OPEC artı ülkeler toptan bir üretim kısıntısına gitmişlerdi. O günlük 10 milyon varil olarak, hatta bu rekor bir seviyeydi. Temmuz'dan sonra bu kısıntının kademe kademe azalması gündeme gelmişti. Ve şimdi biz o dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla buradan bir miktar arz tarafında bir artış görüyoruz. OPEC artı ülkelerin üretimlerindeki bir miktar artış sebebiyle. Öte taraftan ihracatlara baktığımızda Suudi Arabistan örneğini alırsak birinci çeyrekte yanlış hatırlamıyorsam %20, ikinci çeyrekte de yaklaşık %60 civarında petrol ihracatında düşüşler oldu. Ve buna paralel olarak ikinci çeyrekte zaten petrol sektörü daraldığından dolayı yaklaşık %5 civarında ülke ekonomisinde %11'lik bir daralma görüldü. Uluslararası Enerji Ajansı'nın da yayınladığı tahminlerine göre bu sene içinde toplam talebin geçen seneye göre günlük yaklaşık 8,5 milyon varil daha az olması bekleniyor. Dolayısıyla tüm bu koşullar alt alta konup toplandığında petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketinin çok sınırlı olduğunu değerlendirmek mümkün. Tabii ki saydığınız etkenler, arz tarafında sıkıntı, kısıntı yaratan etkenler dönemsel olarak ve kısa vadeli olarak petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir etki yaratabilir. Fakat ben bunların geçici olacağı düşüncesindeyim. Evet, bakalım yarınki stok verisi nasıl gelecek? O stok verisinden sonra petrolün yönünü göreceğiz. Kısa vadeli dediğiniz gibi bunlar. Uzun vadeye etki eden havayolu taşımacılığının artması ya da gemi seyri seferlerinin artması durumunda petrolün en büyük kullanıcısı olan hava ve deniz taşımacılığı eğer devreye girerse ve karayolu taşımacılığı bu arada, o zaman petrol fiyatları bir şekilde kendine gelebilir diye düşünüyorum. Seltem Hanım çok teşekkürler katıldığınız için. Reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra farklı konular var. Onlarla devam edeceğiz. Evet, pandemi yerleşim alanları bakımından ya da mülk edinme davranışları bakımından yepyeni bazı modelleri gündeme getirmeye başladı. Eskiden insanlar çok katlı ve çok konutlu, çok haneden oluşan sitelerde, güvenlikli sitelerde oturmayı tercih ederken şimdi kendilerini kırlara attılar. Daha doğrusu orman ve kır arazilerindeki
neredeyse yapayalnız olunan evlere doğru bir yöneliş başladı. Bu da arsa fiyatlarında olağanüstü bir hem spekülasyonu hem fiyat artışını beraberinde getirdi. Şu anda Türkiye'de arsa konusunda fiyatları tahmin etmek bir hayli zorlaşmış durumda. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında Türkiye'deki arsa fiyatlarındaki artış geçen yılın aynı dönemine göre %35 daha yukarıda ve bu fiyatlar düzeyinin daha da yukarı gitmesi söz konusu olabilir mi diye soracağız. Telefon hattımızda emlak danışmanı Mert Başaran var. Mert Bey hoş geldiniz. Merhabalar Ali Bey. Sesiniz bakalım acaba iyi alacak mıyız almayacak mıyız? Skype bağlantısı olmadı ama zannediyorum telefon bağlantısı daha sağlıklı olacak. Şimdi evet, bize... evet maalesef. Bunun nedeni bu taleplerden dolayı maalesef evde duramıyoruz. Sürekli sahadayız Ali Bey koşturmaktan. Gerçekten son yılların en yoğun dönemini yaşıyoruz. Oturacak zaman bulamıyoruz. Evet peki. Bize bir durumu özetleyin. Yani özetleyin derken bazı anekdotlar da vererek nasıl bir tablo var? Bu sürecin nereye doğru gitmesini bekliyorsunuz? Bu %35'lik artış normal midir? Daha yukarıları görecek miyiz önümüzdeki dönemde? Arsa değerleme konusunda ne tür yaklaşımlar göstermek zorunda? Yani siz nasıl yaklaşımlar sergiliyorsunuz? Bunlara dair görüşlerinizi merak ediyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim Ali Bey, çok doğru bahsettiğiniz nokta, insanlar artık büyük gökdelen veya rezidanslardan biraz daha böyle izole, yalnız hayata geçmeyi düşünmeye başladılar. Özellikle bu pandemiyle beraber. Normalde hiç aklında olmayan, daha önce hep şehir hayatında yaşamış, beyaz yakalı dediğimiz ve biraz daha eğitimli, göreci olarak eğitimli olan kesim pek toprak yatırımlarıyla ataları gibi, babaları, anneleri gibi ilgili değildi. Fakat bu pandemiyle beraber burada bir talep oluşmaya başladı. Yani normalde zaten hep konuştuğumuz konu Türkiye'de en büyük getiriyi sağlayan her zaman toprak olduğu için ciddi bir toprak yatırımcısı var. Bunlar yıllardan beri toprak yatırımı yapıyor ama bunun dışında piyasada olmayan başka bir oyuncu kitlesi. Bunlar bu size bahsettiğim bir grup. Bu pandemiyle beraber haklı olarak korku yaşayıp İstanbul'un dışında acil durumlarda kaçabileceğimiz, bu bazen deprem olur, bu da çok etkiliyor tabii insanları, bazen bu pandemi olur, bir toprağımız olsun, burayı ekelim biçelim, kafa dinleyelim diye düşünmeye başladılar ve bu ikinci grup, daha önceki birinci grubun dışında yasaya girip alım yapma talebinde oluştuğu için fiyatlarda ciddi bir artış oldu. Özellikle şehrin çeperinde, İstanbul'un çeperinde, işte bu ne taraf diyelim, işte Sakarya tarafları, Kocaeli tarafları, şey tarafında, Avrupa tarafında, Çatalca'dan başlayıp Trakya'nın köylerine kadar herkesin bütçesine göre, aynı şekilde Çanakkale'de devletimizin büyük bir yatırım var biliyorsunuz ve çok ilerledi bu da. Evet. Dolayısıyla orası da 4,5 saatlik yol, çok kısa bir yola dönüşecek. Oraya da çok ciddi, bayram için köyleri, işte Lapseki, Biga, oraya da ciddi bir talep başladı. Dolayısıyla yani aslına bakarsanız basit mantıkla çok aşırı parası olup hani atıyorum İstanbul'un içinde villa hayatı yaşayabilecek bir kesim, evet belli yerlerde villaları tercih etti. Ama bunun dışında buralara ulaşamayan çok ciddi bir kesim kendi bütçesine göre ne kadar bütçesi varsa 200-300 bin lirası varsa işte Çatalca ve Kocaeli'nin köyleri, Silivri mesela. Ama bu bütçeye sahip değilse 50 bin lirası, 60 bin lirası varsa bile ya benim bir yerim olsun, ya inanır mısınız 20 bin lirası olan biri bile gelip telefon almayayım artık benim ne olacağımız belli değil, bir tane yerimiz olsun çoluk çocuk için, işte neresi olursa Çanakkale'de güzel bir yer olsun, kaçalım bir iki dönüm olsun, 700 metrekare olsun deyip bir toprak alma durumuna geldi. Bunun tabii biraz bu tarımla da ilgisi var. Tarıma da çok bir değer artmaya başladı son dönemlerde evet. İnsanların bir bakışı. Biraz da ekeriz biçeriz demeye başladılar. Dolayısıyla tüm bu nedenlerden dolayı ciddi bir artış oldu. Bu önümüzdeki dönemde pandeminin durumuna göre biraz değişebilir. Eğer bu ikinci dalga, korkulan ikinci dalga olursa Allah korusun, bu daha da artacak gibi gözüküyor. Ama o olmasa bile bu talebin artık insanlar bir kez hayatlarını değiştirdiler. Bunun doğallığını ve güzelliğini yaşadılar. Bu şekilde talep devam edecek gibi gözüküyor. Evet. Peki o zaman şöyle bir Türkiye haritası üzerinde yani parmağınızı gezdirerek bize bazı şeyler anlatmanızı istiyorum. Çanakkale Boğaz Köprüsü, Geçiş Köprüsü'nün yapımı dolayısıyla orada bir değerlenme var. Bunu biliyoruz.
Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim köprülerinin işte çeperlerinde bir değerlenme var. Bunu da biliyoruz. Osman Gazi Köprüsü yaklaşımlarında yine değerlenme olduğunu biliyoruz. Buralardan alınmasını tavsiye ediyor musunuz bu bölgelerden? Yoksa buralarda artık fiyatlar belli bir doygunluk düzeyine geldi. Yani ulaşılamayacak düzeylere geldi. Buraları bırakıp başka yerlere mi baksınlar? Organize sanayi bölgesi çevrelerine mi baksınlar? Ya da yeni bazı uydu kentlerin kurulacağı bilemiyoruz tabii. Yani bu ancak yapım ya da ihale aşamasında ortaya çıkabilecek şeyler. Orada nasıl bir yaklaşım öneriyorsunuz? Yani, şu şekilde Ali Bey. Evet. Şu şekilde Ali Bey. Şimdi burada iki tip müşteri var. Birinci müşteri yatırımcı müşteri. Yatırımcı müşteri zaten daha çok bu devletin büyük projeleri yaptığı yerlerle ilgileniyorlar. Dediğiniz gibi çok doğru bir yaklaşım yine zikrettiniz. Bu organize sanayi bölgeleri etrafında ya da toplu konut projelerinin etrafında devletin imar artışı vereceği ya da imar olacağı ya da işte genişleme olacağı belli olan yerlerle ilgileniyor. Yatırımcı müşterilerin önceliği bu. Ama yatırımcı müşteri dışında da ki müşteri de bu demin size söylediğim sisteme yeni katılan, daha önce hiç toprak almamış. Yani ne organize sanayi bölgesinin etrafında ne bir toplu konut bölgesinin etrafında almamış. Tamamen artık altın güvenli liman derler ya, artık toprakta bir güvenli liman olmaya başladı. Finansal güvenli limandan çok o da var tabii ama insanlar gerçek bir güvenli liman arıyor. Yani bir evden çıktığında kötü bir şey olduğunda benim gidecek bir yerim olsun diyor. Bu kesimlerde dediğim gibi bu dediğim bölgeleri tercih ediyorlar. Burada oraları geç kaldı, buraları geç kaldı demek için biraz zor. Çünkü biz hep geç kaldı dedik yıllardan beri ama her geç kaldı dediğimizde daha da arttı. Yani Çatalca geç kaldı dedik 100 liraydı, 250 oldu. Geç kaldı dedik 300 lira oldu. Çünkü toprak üretilmediği için her geç kal dediğimizde daha da artıyor. Bunu durdurmak zor. Bu nüfus artışı ve bu nüfus talebi olduktan sonra burada sadece insanların şuna dikkat etmesi lazım. Hani ben bunu ne amaçla alacağım? Eğer kullanım için alacaksam bu dediğim talepten dolayı hani acil durumlarda bir yerim olsun falan. Bu dediğimiz gibi İstanbul'un çeperlerinde olabilir bütçesine göre. Kendi bütçesine uygun bir yer olabilir. Ama daha çok yatırım için tercih ediyorlarsa bunun dışında daha az gelişmiş, daha bakir kalmış, daha gelişmemiş, daha herkesin bilmediği, yavaş yavaş gündeme gelecek yerlere konsantre olmaları ve ucuz yerlerde, büyük yerler almaları çok daha rasyonel. Yani çok gelişmiş bir yerde aynı paraya 1000 metrekare alacağınıza işi bilen yatırımcılar ne yapar? O bölgenin bir 70 kilometre, 80 kilometre ilerisinde bir cetvel şey derler hatta pergelle pergelin ucunu koyarız. O pergelini açarız. O bir pergelin nereye götürüyorsa oradan biz yer alırız. Yani müşteriler var. Giderler o pergelin öbür ucundan. Giderler. Donald Trump'ın her zaman söylediği bir lafı var. Şehrin bittiği yerden toprak alın. Bir gün gelecek şehrin merkezi orası olacak. Oradan alırlar ve büyük metrekareleri ucuza alırlar. Bu tamamen insanların stratejisiyle alakalı. Yatırımcı müşteri bizde daha çok olduğu için evet yatırımcı müşteri bunları yapıyor. Ama kullanıcı müşteri biraz daha acil durumlar için kullanacağı yerleri tercih ediyor. Mesela İzmir'in çeperlerinde işte Karaburun bölgesi çok son dönemde çok tutmaya ve telefon almaya başladığımız bölge. Çünkü Urla ve çeperi çok fiyatlar açtı, uçtu artık. Metrekare 300-400 liraya gelen yerler oldu. Oralarda alamayan müşteriler oradan daha uzağa. Yani aslında çok basit. Alabilecek müşteri zaten o bölgeden alıyor ama aynı konut gibi aslında Ali Bey. Konuttan çok fark yok. Bugün atıyorum Etiler'de oturmak isteyen Etiler'de alır. Ama Etiler'e bütçesi yetmeyen insan ne yapıyor? Etiler'in yeni olabilecek ya da yeni benzeri nerede oluyor? Gidiyor X konutlarında alıyor. Çünkü yeni Etiler orası olacak diyor. Orada gücü yetiyor. Daha az bütçesi olan aynısını atıyorum Esenyurt'taki veya Beykoz'daki yeni projelerden alıyor. Sonuçta insanlar zon halka halka bütçesine göre konumlanıyor. Dolayısıyla herkes kendi konumuna göre benim tavsiyem. Kendi bütçesine göre kendini zorlamayacak şekilde doğru yeri. Biraz da bir profesyonel destek gerekiyor. Profesyonel bir şirketle, o çok önemli bence. Profesyonel bir destekle o bölgelere yönelirse hem kendi için hem çocuğu için çok faydalı yatırımlar yapar. Hem de bu pandemi gibi süreçlerde kafasını koyacak, dinleyebileceği bir doğal toprak olur. Çocuklar için de bu çok faydalı oluyor tabii. Çocuklar evet. Oynuyor, ediyor. Çok güzel oluyor. Son 3 dakikamız. İstanbul'la ilgili bir analiz yapmanızı istiyorum. Yani İstanbul'da şu anda nereler cazip ve nereler alınabilecek durumda? Tabii cazip olan yerler elbette çok fazla. Dediğiniz gibi şimdi Etiler Ulus civarında tabii ki arsa almayı herkes ister ama buralar imkansız. Ama bunun dışında böyle makul fiyatlarla alınabilecek ve cazibe merkezi olarak görülen yerler neresi? Yani Çatalca'dan Tuzla'ya kadar olan bir hat üzerinden aynen. Anlatmanızı rica ediyorum. Şimdi o şekilde baktığımızda bu her zaman konutta da aynıdır.
arazi de aynıdır. Aslında çok benzerdir. Gelişme aksları en çok prim vadeden noktalardır. Hani şöyle bir istatistik size söyleyeyim. Bundan 25 yıl önce Ataköy'de bir daire Halkalı'da yapılan toplu konutlarda 25 tane 1+1 aldırabiliyordu. Oradaki bir tane 1+1. Evet. Aradan 30 yıl geçti. Ataköy'deki 1+1 o Halkalı'daki 30 konut değil artık 7 konut alabiliyor. Bunun nedeni nedir? O zaman Halkalı herkesin çöplük dediği çok kötü bir noktaydı. Bugün artık oranın ismi değişti. Atakent oldu. Çok güzel alışveriş merkezleri oldu. Çok güzel siteler kuruldu. Dolayısıyla orası artık aks olmaktan çıktı. Merkez olmaya başladı. Aynı şekilde yine aynı şekilde düşünürsek işte Beylikdüzü'nün belli yerleri, Kıraç'ın belli yerleri, Gürpınar'ın belli yerleri, öbür tarafta da Tuzla'nın, Pendik'in, Kurtköy'ün belli yerlerinde bulunacak ucuz toprak parçaları yine belli bir şekilde rant sağlayacaktır. Ama İstanbul için biraz zor. Yani işimiz İstanbul'da bu işi. Yani ben yatırımcı her zaman diyorum, İstanbul'da yatırımlık yer bulmak artık aslanın ağzında, midesinde evet. Hatta aslında ağzında da değil. Midesinde bunun iki nedeni var. Çıkmak lazım diyorsunuz değil mi? Evet. Tabii yani çünkü İstanbul artık şeyden çıkmış. Nedeni şu, hedeften çıkmış. Birincisi maliyetler, yani inşaat maliyetlerinin zamanındaki fiyatlarıyla bugünkü maliyetler aynı olmadığı için inşaat maliyetleri çok arttı. Dolayısıyla da o koşullarda şu an inşaata girildiğinde kurtarma şansı çok fazla olmuyor her yerde. Dolayısıyla İstanbul içinde biraz daha acele etmemek lazım İstanbul içi için. Ama İstanbul dışında daha bakir olan yerlerde, daha büyük yerlerde, daha büyük metrekare alıp beklemek çok daha rasyonel olacak diye düşünüyoruz. Peki Mert Bey, çok teşekkürler. Şimdi sosyal medya meselesine bakacağız. Sosyal medya ile ilgili 1 Ekim itibariyle hayatımıza giren yeni bir yasa var. Bu yasaya sosyal medya şirketlerinin, yani Twitter, Facebook, Instagram gibi şirketlerin belli koşullar altında uyum sağlaması gerekiyor. Buna ilişkide bir takvim var. Bu takvime uymayan şirketlerin bir süre sonra Türkiye'de varlık göstermeleri biraz zor olacak gibi. Bunu konuşmak üzere Sodimer Başkanı, yani Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği Başkanı Profesör Doktor Levent Eraslan karşımızda. Levent Bey, hoş geldiniz. Merhabalar efendim, hoş bulduk. Şimdi 10 dakika vaktimiz var. Önce bize yasayla ilgili bir ön bilgi vermenizi rica ediyorum. Yani bilmeyenler açısından. Sonra da bu yasanın uygulama aşamalarını önümüzdeki Mart ayına kadar neler olacak, nelerle karşı karşıya kalacağız? Biz vatandaş ve tüketici olarak nasıl kendimizi bu duruma karşı korumalıyız? Çünkü sosyal medya bir hak. Buyurunuz. Evet, öncelikle dünya nüfusunun 1/3'ünü kullandı. Ülkemizde de 64 milyon kişinin online olduğu bir platformdan bahsediyoruz. Yani bir iletişim dili olarak sosyal medyayı Türkler çok benimsedi. Örnek vermek gerekirse 39 milyon Instagram kullanıcısıyla dünya ortalamasında ilk 5'teyiz. 37 milyon Facebook'la 12'deyiz ve yaklaşık 14 milyon kullanıcıyla Twitter'la 7. sıradayız. Yani Türkçe konuşulan ilk 5 dilden biri ve günde 3 saati sosyal medyada geçiriyoruz. Evet. Durum böyleyken geçen haftalarda yapılan, aylarda yapılan bir düzenleme söz konusu oldu ve aslında 2000'li yılların başında yapılan bir düzenlemeye ekler yapıldı ve muhatap sosyal medya şirketleri oldu. Ne dediler şirketlere? Bir temsilcilik açın dediler ve 1 Ekim, işte geçtiğimiz hafta, temsilci bildirmeleri gerekiyordu Ali Bey, ama kimse temsilci bildirmedi. Evet, problem bu. Peki. Çok enteresan ama yasa yapıcılara ben sordukları zaman söylemiştim. Bu durumda ne yapacağız? Ben bunu öngörmüştüm. Tweetleri de bugün tekrar retweet ettim. Gelmeyecekleri çok açık, çünkü bunu çok açık bir şekilde ifade ediyorlar. Şimdi açıkçası az önce verdiğimiz rakamları çok rahat bir şekilde iptal edebilirler. İşte dün Yaman Akdeniz açıkladı. Facebook gelmiyor. Facebook gelmiyorsa Instagram da gelmiyor demektir. Tabii. Zuckerberg grubu, WhatsApp, Facebook ve Instagram, bu üçlüyü Türkler çok kullanıyor. Twitter biraz daha agresyon yüksek, biraz daha şahin ve asla şeye girmiyor. Biliyorsunuz Trump'la da bazı konularda çok net bir şekilde çatışmaya giriyor. Kasım ayında da 10 milyon ceza verecekler. Kime vereceksiniz? İşte ben bunu soruyorum. Yani temsilcilik açmıyor ki. Zaten temsilci açmama nedenleri var. Bir, vergi vermek istemiyorlar. İki, sorumluluk almak istemiyorlar. Ceza vermek istemiyorlar. Bir de hakimiyetini paylaşmak istemiyor. Aralık ayına geldiğimiz zaman da 30 milyon daha ceza verecek. Evet. Ocak ayına geldiğimiz zaman 2021
Reklam gelirlerinde bir daraltma. Reklam gelirlerini şöyle ifade edebiliriz. Tüm dünyada en yüksek oranda artış sağlayan bir ülkeden bahsediyor. Türkiye'den. 603 milyon liradan bahsediyor. Çok büyük bir rakam. Sosyal medyaya yatırılan reklam. Nisan'a geldiğimizde bank genişliğini daraltırım diyor. Bu ne demek? Otobanı ikiye bölüyor. %50 oranında bank genişliğini daraltırım. Mayıs 2021'de de %90'ını daraltırım. Yani seni kapatırım diyor. %90 ne demek? Neredeyse 5 şeritli otobanı 1'e indirmek. Yani bir resmi Twitter'dan indirmeniz 10 dakikanızı alacak. Mesaj atmanız 3 saati bulacak gibi. Şimdi hal böyleyken çok ilginç bir durumdayız. Açıkçası üzülüyorum da. Çünkü yasa yaparken biz muhataplara direkt bunları yapacaksınız dedik. Ve fakat yapmıyorlar. Şimdi ne yapacağız? Evet, ben çok merak ediyorum. Yani, ben de bunu merak ediyorum. Evet, bir uzman olarak merak ediyorum. Yani adam açıkçası çok da dikkate almadı bizi. Herhalde bu kapanmaya doğru gidecek. Şimdi bu bir aylık süre var. Bu bir aylık sürede herhalde oturacaklar, konuşacaklar. Ya da VPN, DNS gibi arka kapı sokakları kullanacak insanlar. Oradan interneti, sosyal medyayı kullanacaklar. Bu da çok hoş bir durum değil baktığımız zaman. Bu yüzden karar vericiler zannediyorum buna dönük bazı uygulamalar yapacaklar. Ancak şu çok net, sosyal medya şirketi resti gördü diyebiliriz yani. Reste rest çekiyor. Ve bunu çok net açıklıyor. Aslında Almanya'ya baktığımız zaman Facebook, Twitter, Google, YouTube oralarda temsilci açtı. Fakat Türkiye'de şu anda bunu açmadılar. Yani açmama nedenleri çok farklı, çok değişik şekilde ifade edilebilir. Ancak şunu görüyoruz. Biz ne yazık ki yerli ve milli dijital arayüz, dijital her türlü kontak yapısında yurt dışına bağımlıyız. İşte bu EBA sisteminde de bunu gördük. Serverlar yurt dışında, bank genişlikleri yurt dışında. Bakın dün zannediyorum Microsoft Yunanistan'da veri toplama merkezi açacağını söyledi. Yani Türkiye'de değil. Bu ne demek biliyor musunuz? Evet. Microsoft'un kullandığınız her türlü yapı ve özelliklerin Yunanistan'da saklanması anlamına geliyor. Bu yüzden özellikle işte 2020'li yıllarda bizim bunları konuşmamamız gerekmekte. Çok büyük bir tartışma sürecine gebeyiz diye tahmin ediyorum şu anda. Peki çözüm ne hocam? Şimdi yani ortada bir çözümsüzlük var. Yani Mayıs ayına geldiğimizde eğer bant genişliği %90 daraltılırsa herkesin VPN'den ya da bir başka yerden arka kapıdan internete girme ihtimali kısa zamanda olmayacağına göre çok profesyonel kullanıcılar dışında çözüm ne olacak ya da nasıl bir ara çözüm gelebilir? İran, Çin, Rusya örnekleri var. Bakın ben Sosyal Medyayı Anlamak adlı bir kitap yazdım. Orada her bir bu üç ülkenin davranışı çok benzer. Mesela Ruslar interneti de kapatıp kendileri Çebaruşka adıyla yeni bir internet sistemi kurmak istiyorlar. Çin'le gidin size her türlü sosyal medyayı kullanabilirsiniz diyor ama Facebook'a girmeniz bir saati buluyor. WeChat'e yönlendiriyor sizi. İran dese yine aynı şekilde. Tabii böylesi ülkelerle anılmak da bizim her türlü Batı imajındaki algımızı da çok olumsuz etkilemekte. Benim önerim masaya oturmak, yani o yetkilileri çağırmak ve süreç içerisinde bir anlaşma zemini oluşturmak. Yani ve özel teşebbüsler bunda, herhangi bir devlet bağı da yok. Burada en agresyonu yüksek Twitter, Ali Bey. Yani Twitter kabul etmiyor, verileri kabul etmiyor. Asla port bilgisi, asla işte o dijital ayak izlerini vermiyor. Kontrole girmek istemiyor. Böylesi durumlar da söz konusu. Büyük bir çatışma ortamı oluşabilir. Bu konuda işte bizim aleyhimize bir süreç de oluşabilir Batı dünyasında. Ya benim önerim bu şirket temsilcilerini çağırıp tekrar tekrar bu süreçleri konuşmak. Yoksa aksi takdirde işte Mayıs 2021'de %90 bant daraltmaya gidiyor. Yani o para cezalarının çok hükmü yok gibi geliyor bana. Çünkü muhatap yok karşınızda. Yani evet. Muhatap olmayan kişiye para cezası kessek ne olur? Bu arada şunu da unutmayalım. Bu ülke sosyal medyayı seviyor Ali Bey. Yani 7 saat cama bakıyoruz, internete bakıyoruz. Bunun 3 saati hele pandemi döneminde o kadar arttı ki. Tabii. Biz sosyal medya ve dijital güvenlik alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz.
Yaptığımız araştırmalarda şunu çok net söyleyebiliriz yani. Türk insanı sosyal medyada. WhatsApp Sapiens diye bir araştırma yaptı. 25 bin kişilik. Çok büyük bir tekil araştırmaydı Türkiye'de. Orada görüyoruz yani insanlar bütün yaşantılarını WhatsApp'a göre ayarlıyorlar gibi. Bu yüzden bu alışkanlıklardan kurtulmak da çok kolay olmayacak. Bakalım gelecek günlerde neler olacak. Peki hocam, gayet güzel açıkladınız. Anlaşılan o ki yeniden masaya oturmak zorundalar. Masaya oturmazlarsa şirketlerin herhangi bir şekilde taviz vermeyecekleri ortada. Bu durumda bir orta yol bulunması lazım. Şirketlerin çıkarlarıyla Türk devletinin istedikleri bir düzlemde eğer buluşturulabilirse sorunu bir ölçüde çözeriz. Aksi halde internetin kullanılamaz olduğu bir ülke haline geliriz ki bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Çok teşekkürler katkınız için. Birazdan İyi akşamlar efendim. Ekonomik takvimde karşınızda olacağım. Takvimimizi vereceğiz. Yarın çarşamba Çin borsaları tatil demiştik. 6'da Çin'in ticaret dengesi geliyor. 10.30'da İngiltere konut fiyat endeksi. 17.30'da biraz önce bahsettiğimiz Amerikan ham petrol stokları var. Petrol fiyatlarının nereye doğru gideceği bu veriyle doğrudan ilintili kısa vade için söylüyoruz tabii. 21'de Fed'in FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. Perşembe günü 2.50'de Japonya büyüme verisi geliyor. Saat 9'da Almanya ticaret dengesi, 9.45'te Fransa ticaret dengesi, 14.30'da Avrupa Merkez Bankası para politikası duyurusu var. Cuma günü 4.45'te Çin hizmet endeksi açıklanacak PMI, 9'da İngiltere sanayi üretimi, yine 9'da İngiltere ticaret dengesi, 19'da Amerikan Vaste raporu var. Böylece bir son seansın daha sonuna geldik. Yarın aynı saatte yine buradayız. Hoşçakalın.